Suriye'nin Irak Büyükelçisi Nevaf Faris, Şam yönetimiyle yollarını ayırarak muhaliflerin safına geçti. Ülkesinde 16 aydır rejim eliyle sivillerin öldürülmesine tepki olarak görevini bıraktığını Facebook sayfasındaki görüntülü mesajla duyuran Faris, Esad'a sırtını dönen ilk üst düzey diplomat oldu. Bu arada Suriye'deki krizin çözüm sürecine İran'ın dahil edilmesi konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ikiye bölmüş durumda. İran kesinlikle Suriye'deki problemin bir parçası. Esad rejimine maddi ve daha birçok yolla yardım ve destek veriyor. Bu da yapıcı bir katkı sunmaya hazır olmadığını gösteriyor. Rusya ise Tahran'ın üstlenebileceği rol konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı bir görüşe sahip. Eğer Şam yönetimi üzerinde nüfuza sahip tüm tarafları bir araya getirmek istiyorsak ki İran'da onlardan biri ideolojilerine bakmaksızın bütün tarafları masaya oturtmalıyız. Öte yandan İngiltere bugün Güvenlik Konseyi'ne Suriye'ye ağır yaptırımlar içeren bir tasarı sunmaya hazırlanıyor. Yaptırımların en son çare olduğunu savunan Rusya'nınsa bunu da onaylaması beklenmiyor.